1,5 yıldır 23 Ekim 2017'de geçirdiği araç dışı trafik kazası sonucu yaygın beyin hasarı ve beyin travması sonucu kalbi durdu. 5 dakika CPR yapıldı. Daha sonra acil müdahale yapılan hastaneden 1. Eğitim Araştırma Hastanesi reanimasyon bölümünde 14 gün makinalara entübe, 23. gün komadan çıktı, 33. gün PET açıldı kendisine, 56. gün yoğun bakıma bağlı yaşadığı enfeksiyondan dolayı trakeostomisi açıldı, 80. günde çocuk servisine çıkarıldı. Daha sonrasında da Farabi Devlet Hastanesi palyatif servisinde 22 günlük tedaviden sonra bir vakıf hastanesinde Muhammed Yusuf'ta oluşan subdural hematom operasyonu yapıldı ve boşaltımı yapıldı. 15 günlük tedavinin ardından eve geldi. Evde uyaranları çok arttığı için çamaşır makinesinin sesinden çok ciddi bir nöbet geçirdi. Daha sonrasında da kaldırdığımız hastanede 112'nin aracılığıyla farklı bir özel hastanede yine yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Oradaki tedavi sürecinde de Muhammed Yusuf'ta hidrosefali tanısı konuldu ve VIP şant takıldı. Muhammed Yusuf artık bilinci tamamen açıktı ve fizik tedavi için GATA Bilkent Fizik ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Merkezi'nde 9 haftalık başarılı bir fizik tedavi gördükten sonra biz tekrar evimize geldik. Muhammed Yusuf'un tedavisi uzun ve sabırlı bir süre gerektiriyor. Bununla birlikte biz farklı tedavi arayışları içerisine girdik. Farklı tedavi araçları içerisinde Muhammed Yusuf'un kök hücre tedavisinin uygun olduğu kanısına varıldı. Heyetle birlikte bu Muhammed Yusuf'un raporları onaylandı. Daha sonrasında da Sağlık Bakanlığı'na gönderildi. Sağlık Bakanlığı da Muhammed Yusuf'un kök hücreye uygun bir hasta olduğunu onayını verdikten sonra maddi külfeti yüksek bir tedavi. Her kürü için 20.000 TL artı 6.000 TL'de ameliyat ve tetkik süreçleri olmakla birlikte 6 çarpı 156.000 lira yatmaktadır. Biz de maddi durumu çok iyi olan bir aile değiliz. Muhammed Yusuf'un bu sürecinde eşim çok uzun süre işsiz kaldı. Girdiği işlerde kısa süre sonra eşine son verildi. Daha sonrasında da Muhammed Yusuf'un tedavileri çok zorlu olduğu için, uzun ve masraflı süreçler olduğu için biz bunun altından kalkamıyoruz. Devletimizden, duyarlı vatandaşlarımızdan Muhammed Yusuf'a el atmalarını, bu tedavide bize destek olmalarını istiyoruz. Muhammed Yusuf'un şu an son tedavi yöntemini kullanmak ve bundaki şansımızı da denemek istiyoruz. Maddi imkanlarımız keşke de olsaydı, kendimiz yapabilseydik. Ama eminim ki buna el atmak isteyen duyarlı vatandaşlarımız olmak isteyecek. Bunun için herkesten duyarlı olup oğluma bir yaşam şansı daha vermelerini, eski haline dönme şansını, onların da el atmalarını istiyorum. Muhammed Yusuf'a herkesin el atmasını istiyorum. Algıları falan biraz daha iyi. Eskiye nazaran.